Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Önce videomuzun içeriğini sonuna kadar izleyip öğrenebilirsiniz. Instagram'dan paylaşmıştım, ufak bir kaza geçirdim canavar kazası. Dudağım yarıldı, yani patladı. İki tane dikiş atıldı. Belki büyük bir şey değil ama yüzümde herhangi bir koruma olmadığı için canavarı kullanırken gözüme gelebilirdi veya buradan kafama gelebilirdi, başka bir şey olabilirdi. Dudağı patlattık sadece. İyi oldu, nasıl olduğunu anlatayım size. Gelin. Burada bu sıkıştırılmış vaziyetteydi arkadaşlar. Yani açtım. Canavarın kafasına farklı bir şey takıp bir şey deniyorduk. Böyle bunu sıkıştırdım. Fazla da sıkıştırmadım heylanın şeyi yamuluyor diye. Canavarla burada böyle yaparken tam biraz genişten lan. Dur abi şöyle geçeyim, ben çeliştireyim. Tam burada böyle yaparken bu elle buradan kurtuldu. Aynı bu şekilde kurtuldu. Buradan dudağıma yan keskin tarafı geldi. Dudak bir de hassas bölge. Kanı durduramadık bir saat. Ondan sonra ben direkt hastaneye gittim. Öyle ufak bir talihsiz olay yaşadım. Neyse, videomuza geçelim. Arkadaşlar kargom geldi. Instagram takmak gerek. Instagram'a selam takip edenlerle malzeme aldığım zaman böyle paylaşırım, hikaye atıyorum. Kargom geldi. Kargom için ne olduğunu az çok tahmin ediyorsunuzdur boyutundan. Şimdi gözlerimi önünde açayım. Ve maşamız gelmiş. Gel bakalım. Kask marka 26 jant Downhill maşamız. Kalın downhill'lerden değil, ince downhill'lerden ama ben görüntüsünü de sevdiğim için bundan tercih ettim bu sefer. Almak isteyenler varsa açıklamaya linkini bırakırım. Neomir.com'dan aldım. Bu pabuçları falan hep üstünde, yani çok güzel. Herhangi bir sorun yok. 26. Hem bunu işte nasıl basacağımızı göstereceğiz. Hem şu görmüş olduğunuz şaseme takacağız. Bu bisikleti YouTube'da ilk defa görüyorsunuz ama Instagram'da olanlar takip edenler bilir. Sarıydı. Zımparasını yaptık. Sizlere onun videosunu gösterdim çünkü hep zımpara yeterliceniz diye. Arka şase yapmadık çünkü arka şaseye farklı bir işlem yapılacak. Şasemize bunu takacağız. Furç girmek istiyorum lakin artık canavar kullanmaya tövbe ettiğim gibi bir şey. Çünkü bu dudak patlaması beni sıkıntıya uğrattı. Yani kendimi riske atamam. Korumalık da yok burada. Takabileceğim bir kask, bir şey. Korumalık olmadığı için zaten bu şaselere fazla hoş girilmiyor. Çünkü şaselerin kadroları tek olduğu için, buradan tek geldiği için çok fazla girdiğinizde veya düzgün girmediğinizde kopma ihtimali oluyor bu şaselerde. Ya işte yok ben girdim kopmadı falan demesinler. İhtimal varsa biz onu çok düşük ihtimalleri yapmayı tercih ederiz. Belki girersek gel o kadar. Şuradaki şöyle girer, şuradan çok az, çok az bir şey fırç gireriz. Ondan şimdi fırç girmek için başımızı takacağız arkadaşlar. Kutu açımda gösterdi, kas marka işte. Körükleri falan da var burada. Güzel bir maşa, herkes tavsiye ederim. Downhill almak isteyenler, kalın downhill bulamıyorsa bunlardan alsın. Fiyatı da uygun, 140 lira mı? 140 lira mı? Evet arkadaşlar, yanda da 12 aydır bitmeyen bir inşaat var. Maalesef sesler böyle biraz kargaşalı çıkıyor. O zaman videomuza geçelim. Maşamızı takalım. Lastiklerimizi takalım. Bir bakalım. Dur deneyim mi? Evet arkadaşlar. Flaşını kapat oğlum. Niye flaş tutuyorsun? Maşamızı basmak için yapmamız gerekenleri ise aşama olarak anlatıyoruz. Görmüş olduğunuz kapakları biz videodan önce çıkardık. Bunları bir şekilde lastik zarar görmesin diye narince çıkardık. Kapaklarımızı çıkardıktan sonra İçine bakıyoruz. Dur Okan. Okan dur bir. Odaklasana. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Okan maşayı sabit tut da ben bir odaklayayım. Beş aylık mı bu Okan? Evet. Abi sen kameranı sil. Ne? Kamerayı sil. Niye lan?
Beş tamam. Elyan nerede? Beş elyan. Ön basma aletlerimiz de bizim burada arkadaşlar. Şöyle ön basma aleti nasıl yapacağımızı da gösterelim bu videoda. Görmüş olduğunuz gibi inşaat demirleri var. Buna herhangi bir demirciye gidip ucuna böyle alyan kaynatıp önünüze basabilirsiniz. Bakın bu 5 alyan. Bu da 10 pipo. Şimdi ön 5 olduğu için biz bunu 5'ini vidasını oturtturup düzgünce. Okan flaşla bakarak yapıyor. Vidayı yalama yapmak istemiyoruz. Yapsanız da bir şey olmaz ama zor çıkar bu sefer. Tek seferde çıkarmak bizim amacımız, hedefimiz. Oldu mu Okan? İstersen videoyu tut, ben deneyeyim. Tabii oldu. Oldu mu? Ondan sonra döndürüyoruz arkadaşlar böyle. Eğer elinizde, yani bu bir tek bunun için değil, normal maşaların da basımı böyle. Yani şu maşanın basımı da böyle. Şu maşanın basımı da aynı şekil oluyor. Yani içindeki alyanını böyle inşaat demiriyle söküp açıyoruz. Ekspertiz Okan iş başında. Çıktı Okan değil mi? Diğerine bak, diğerine çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bazen sert olabiliyor. Zor açılabiliyor. O maşanın kullanım şeyine göre değişir. Sıkmışlar mı? Bir de bu maşalar donel maşalara göre, yani kalın donellere göre daha ucuz. Şimdi maşamızı ters çevirip içinden çıkanları gördünüz. Okan dur. İçinden çıkan bunlar. Ve Okan ne yaptın? Geri tak onu şimdi. Ben videoda göstermedim arkadaşlara. Bu takılıydı böyle. Bunu çek Okan şimdi, çıkar az önceki gibi. Bunu çıkardık. Bebek doğdu. Bebek doğdu. Gördüğünüz gibi. Çaldı. Tuttum abi. Bu kadar. Ondan sonra bunu çıkardıktan sonra arkadaşlar içindeki yayları çıkarmamız gerekiyor. Plastiklerini söküyor Okan şu an üstündeki korumalı şeylerini. Çıkmıyor abi. Okan çıkarayım mı? Kıracak mı? Sıfır maşayı kırma challenge. Hı. Kameraman yok yine. Birimiz çekiyor, birimiz yapıyor. Aynen çıkacak ya, şu kurmalar tutuyor. İnce penseyle çıkaralım. Heh. Tamam, bunu da çıkardık arkadaşlar. Ambalajın üstünü yapsan da çizmesen maşayı. Onu da söktük arkadaşlar. Şimdi geriye yaylarımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi iki tane yay. Bunları takalım mı? Takalım. O çıkanları geri takıyoruz arkadaşlar içine. Siz takmasanız olur zaten. Takıp takmamak size kalmış. Biz takıyoruz. Yayları göster Okan. Bebek doğdu. Ne? Bebek doğdu. Bebek doğdu. Kim? Bir dakika, yüzünden çıkmıyor. Bir daha göster bakayım. İkiz bebekler doğdu. Atıyor ya. Şimdi maşamızı geri aynı şekilde takıyoruz arkadaşlar. Körükleri takmadın. Ha, aşağı körük takamayacağız doğru.
Ve maşamız basıldı. Tınk. Çiçek Rex. Ne? Çiçek Rex. Hastalık gel. Abi sen de o diğer malzemeleri takmayı unuttuk arkadaşlar, beyazları. Sürekli bundan tekrar şey yapacağız. Şunları. Bunları takmazsanız maşa oynar sağa sola. Expert Sokan'dan tavsiyeler. Hatta iyi oldu şimdi. Çok güzelsin be. Dedim setimiz burada. Takayım mı? Tak tak. Bu tamam, ayarlarına dikkat edin. Ucu yamuksa ucu yamuk ucunda ayarlarına dikkat edin. Evet. Maşayı takmak için şu yandaki aylanlarını söküyoruz arkadaşlar. İki tane var bundan. İkisini de söküp bisikletimizi oturtacağız. Çıkarayım mı? Niye? Siyahlar kalsın değil mi? Kalsın siyahları. 10 numara 5 yıldız. Bir kere aşk. Deterjan sürelim. Yağlayalım mı? Al kameraya gel ben bakayım. Elimizde yağmadığı için sıvı sabun. Ne gülüyorsun oğlum? Sıvı sabunu yap. Sabit mi? Düzgün mü? Evet. Kurs takımlarını getirelim, takalım arkadaşlar. Buralara bilgilerimiz geliyor biliyorsunuz. Maça çok güzel çıktı. Bilmiyorum ki Okan. Takımlarımızı takıyoruz. Bilelerimiz. Allah Allah. Geniş daha.
takviye verelim. He. Koş gelmiyor zaten. Sefer daha iyi. Yaklaşma mı işte? Yaklaş. Ustamı da veriyor ha. Getir sen hani burada. Getir sen getir bunu. Tut abi sen doğru, getireyim kapatayım. Tut. Kamerayı sen bisiklet çekiyorsun. Evet, bisiklet şu an bu haldedir arkadaşlar. Daha uzatma yapılacak. Yani bilmiyorum, fırç girmek istiyorum. Ama çok fazla giremeyeceğim için de fazla şey yapmak da istemiyorum. Pedalımız eksik, zincir takılacak. Bakalım güzel bir hale alacak bu bisiklet. Maşamız güzel. Ama disk takma yeri yok maşalarda. Alacak arkadaşlar haberin olsun. Disk takma yeri yok. Yani aktif disk yapamıyorsunuz. Evet, efendim? Ne? Kapaklarımızı da takalım. Ne? Çok güzel. Kapandı. Şşt, açıldı. İyi. Bundan körük eğri olur mu? Körük eğri bulduk kendimi. Körük eğri mi bulduk? Al bakalım kameraman arkadaş. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda da bu bisikletin yapım aşamasının ilk partı oldu. Dovlin maşasını taktık. Bisiklet yapılacak daha çok şey var. Furş kesilecek. Belki kesilir, belki kesilmez bilmiyorum. Pedal olacak, uzatma yapılacak. Başka boya yapılacak. Daha çok şey olacak bisiklete. Bu bisiklet için çok güzel planlarım, projelerim var. Yakında gelecek hepsi. Kanala abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz her şey sizler için. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Allah kimseye bu hastalığı bulaştırmasın. Videoyu da beğendiyseniz like atın, beğenmediyseniz dislike atın, canınız sağ olsun.